Şu anda Tuzla Su Ürünleri Kooperatifindeyiz. Endüstriyel Balıkçılık Teknesi'nin reisleriyle ve tayfalarıyla konuşacağız. Balıkçılığımızın sorunlarını konuşacağız. Efendim, sizi tanıyabiliriz. İsmim Samet. Soy ismi Özgün. Teknenin reisiyim. Aynı zamanda mal sahibiyim. Bu kadar Tuzla'da ikamet ediyorum. Kendi memleketimiz. Buralıyım. Bu tekne buraya dışarıdan mı? Yok, hayır, biz bunu burada yaptırdık. Tuzla'da yaptırdık. Burada da buranın yerlisiyiz. Burada balıkçılık yapıyoruz. Biz mümkün olduğu kadar dışarıya avlanmaya gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Evet, balıkçılığımızın en önemli sorunları nelerdir? Sizin endüstriyel balıkçısınız değil mi? Evet. Sizin endüstriyel balıkçı olarak en önemli sorunlarınız nelerdir? En önemli sorunumuz deniz kirliliği. Son zamanlarda ve bu balıkçının üzerine atılıyor bu suç. Yani biz özellikle bu Tuzla merasında, Adalar merası dediğimiz, Tuzla Körfez merası dediğimiz yerlerde işte gemi atıklarını, fabrika atıklarını gözümüzle görüyoruz. Yani gemilerin bıraktığı balansları görüyoruz. Ondan sonra işte dedikleri gibi salya oluşuyor ve bunu balıkçılardan biliyorlar. Halbuki hiç alakası bile yok. Bu 2 sene önce oluşan salya işte Mayıs ayının ortalarına denk geldi. Suyun üstüne çıktı ve insanlar bunu gördü. Aa, denizde böyle bir şey oluyormuş dediler. Halbuki biz bunu 96 yılında da biliriz. 2006 yılında da biliriz. Bu yani önceden de olmuş bir şey. İşte denizin artık çok oksijensiz kalması. Palamut balığı akıyor. Palamut balığı bizim meramıza girmiyor şu an. Adalarda orası boğaz ağzı olduğu için akıntılar yoğun. Daha temiz su. Hayvan oradan geliyor. Sedefin açığından direkt karşıya vuruyor. Bizim bu kartal merası dediğimiz yani bulanık su meralarına girmiyor. Sıkıntılarımız bu. Yani başka sizin sormanız lazım. Ben cevaplayayım. Peki çalışanlarınızın özlük hakları, sosyal güvenceleri konusunda neler yapıyorsunuz? Çalışanlarımıza elimizden geldiği kadar ilk önce bir yaşam mahallelerini düzgün tutmaya çalışıyoruz. İstediklerini alıyoruz. Sigortaları var. Sigortalarını yapıyoruz. Zaten sezonluk oluyor bu arkadaşlarla beraber. Anlaşmamız 5 ay süre içerisinde, yaz balığı diye tabir ettiğimiz süre içerisinde. Bu zamanlarda bunu gerçekleştiriyoruz. Zaten herkes, gelen arkadaşlar da profesyonel. Daha önce çalışmışlar, işi biliyorlar. Biz de ona keza daha önce bu işi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekneniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Teknenin ismi, kaç tonluk ve teknik ekipmanları ile ilgili biraz bilgi alalım. Teknemiz 22 metre boyunda, 9 metre genişliğinde. Yeni yaptırdık, daha ilk defa daha hiç ağ atmadı denize. Yani yeni bu sene çıkacağız. İşte evraklarımızı bekliyoruz yetişmek üzere. Bir bismillah diyeceğiz inşallah. Biz başladığımızda, ben 1,5-2 sene önce başladım bu tekneye. Biz başladığımızda dolar 7 liraydı. Yani işin %80'ini tamamladık. Dolar oldu 18 lira. Yani o işin geri kalan %20 yaparken canımız çıktı yani. Öyle bir duruma geldik. Çok zorlandınız. Gerçekten çok zorlandık. Yani hem elemanlar olsun, hem tersaneyle olsun, makine olsun. Yani içinde 6 tane makine var. Tabii yani 8-10 tane radar var. Yani makaraları, ağısı, yani bir paket ağ olmuş 10 milyar lira. Yani şu paket ağ 10 milyar lira. Bir paket sadece. Bunun gibi bir boyda bizim şu an burada 12 boy ağ var. Bir boyda var bunun gibi 20 tane, 30 tane ağ. 30 paket ağ var bunun gibi. Yani mantar, şu gördüğünüz mantarların tanesi olmuş 100 TL. Bir tane mantar. Bu ağlarda var. Bir tanesinde 5-6 bin tane zaten. Hani korkunç rakamlara ulaştı bu işler. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bu mazottan bu insanlar, bu endüstriyel balıkçı diye tabir ettiğimiz insanlar bu işin altından nasıl kalkacak onu da bilmiyorum. Yani masraflarımız çok arttı. Normalde 2 sene önce, geçen sene günlük 3 lira 4 lira olan masrafımız bu sene 15 liralara dayandı. Biz 15 liraya sadece masraf, onun üzerine arkadaşların parasını vereceğiz. Onun üzerine arkadaşların, onun üzerine sigorta parası var. Onun üzerine biz kazanabilirsek kazanacağız. Borç ödeyeceğiz. Vallahi büyük, bakalım. Peki. Taşıyacağız kazanamazsa. Kardeşim, mazot en, kim ne derse desin, mazot ucuz olmadıktan sonra balığın çifti bugün 200 lira. Balamut balığının çifti 200 lira. Bu hep mazottan ilgili. Bir kumanya alıyorsun bu kaya, 40-50 milyarlık kumanya git. Bunlar pahalı olan şey. Ama o da neye dayanıyor? Karpuzun kilosu 30 kuruş değil. Barbabari çifti Antalya'da bir nakliye 30 milyona geliyor buraya. Nasıl olacak bu? Her şey mazot. Biletleri Karadeniz, İstanbul kaç lira? 100 lira şey, 400 lira şey. Uçaktan gidemiyorum. Karadeniz'e, İstanbul'a otobüsten kaç lira mali oluyor?
paranın. Bu masrafları siz mi karşılayacaksınız? Ben de karşılayacağım ya. Ben mal sahibi karşılarım. Karşılayabiliyor mu yani? 10 bin kişi. Parayı da mal sahibi veriyor. Yani sonuçta bütün bu yük mal sahibinin sırtına biniyor. Mal sahibi balık yakalayacak ki bu masrafları para versin. Evet. Millete para da bastır. Balığı yakalamayacak ne olacak? Yakalamasa iş bitti. Ben 50-60 sene balıkçıyım ya. Ben 64 yaşındayım. Sizin zamanınızdaki balıkçılık var değil mi? Şu dağlar yan yana gelse niye peki böyle? Niye oldu? Onu devlete sormak lazım. Onu devlete soracaksın ya. Mazot geçen sene 7 milyondu. Şimdi niye? Bugünkü ne zam geldi? Yeni zam. Gittim arabaya mazot aldık 28 bin liraya. Tamam, bu dediğiniz bugünkü şartlar da efendim. Geçen yıl mesela mazot 7 liraydı. 7 lirayken de balıkçılığın sorunları var mıydı? Ben sana şunu söyleyeyim. 7 lirayken balığın kilosu 10 liraydı. Şimdi balığın kilosu 70-80 milyon 100 lira. Palamutun çifti 200 lira. Palamut tekle satın. Garibanın yiyeceği bir hamsi vardı. Kasası oldu 1,5 milyar ya. İstihbarat balının 12 kilo bir kasası 1 milyar 800 milyon lira ya. Bu sene hamsi bol olur mu sizce? Valla takımlar denize çıktı, şu anda ince hamsi gözüküyor. İri hamsi ne zaman olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Yasak gelir mi? Kardeşim yasaklayacaksın zaten. Kasım, Aralık denize kayık çıkmayacak. Yasaklayacaksın. Kayık derken? Ha, balıkçı motoru. Yasaklayacaksın. Yani gırgır trol da dahil mi? Trol zaten esas işin başı trol. Trol onlar at dolma avı devamlı çekiyor. 24 saat çekiyor. Tabii su üstü trolü değiller. Onlar ne varsa getiriyor götürüyor. Anladın? Yani nasıl anlatayım? Peki bu işler nasıl düzelecek? Siz tecrübeli bir insansın. Allah nasıl düzelecek? Bak nasıl düzelecek? Onu bir de var, dolar oldu 20 rol ya. Her gün bir zam olur mu ya? Dolar 20 rol oldu bugün ya. Her gün zam. Nereye gidiyorsun? Nasıl olacak? Bir şey çıktığın zaman dolar kaç lira olduğunu, mazot olduğunu ne kadar şey yapabilirsiniz? Kenan abi. Kenan abi kaçma, işimiz var senin. Ben yazdım. Anlatabiliyor muyum? Bir de dolar çıkınca çıkamazsın yani. Hem personelin de maaşları var. Kardeşim geçen sene 7 lira maaş alıyordu. Bugün 15-20 lira maaş alıyor. Bir gemici, bir tayfa. Satamasa perişan. Mal sahibi hep borçlu yaşar. Hep borçlu böyle gider. Düze çıkmaz. Mazot inmedikten sonra bunlara mazot inmesi lazım. Ya çiftçiye diyoruz ya. Niye mazotu indirmiyorsun veya şöyle olmuyor. Bir ülkede her gün zam olur mu ya? Biz geçen sene, bir sene önce zam oluyordu ama duymuyorduk ya. Şimdi 15 günde bir, 10 günde bir zam oluyor. He, sürekli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun.